Merhabalar. Sezonun ilk Grand Slam'i olan Avustralya açığı epik finallerle geride bıraktık. Bugün birinci haftası doldu. Biz de burada gördüğünüz herkes Avustralya açığa çok emek verdi. İzleyerek, yorumlayarak, kendi fikirlerini ortaya koyarak ve sizlerle paylaşarak. Gördüğünüz gibi tenis Twitter'ın en sevilen, benim şahsen en çok güvendiğim insanlar burada. Huzurlarınızda onlara da teşekkür ediyorum. Ama bugün Avustralya açık konuşmaktansa direkt olarak tenis konuşmayı ve konuşacağımız tenisi de bir oyunla taçlandırıp eğlenmeyi hedefliyoruz. Umarım beğenirsiniz. Öncelikle İrem'le başlamak istiyorum. İrem'i zaten diğer videolardan da ben kendisine de diyorum ev sahibi kabul ederse. Konuk olarak görmüyorum. Estağfurullah. Sağ ol. Teşekkürler. İrem Dinçel, tenis Twitter'ı üst kurulu üyesi, kurucu üyesi. Hepinizin bildiği gibi. Hoş geldin İrem. Merhaba, hoş bulduk. Elif Alper aramızda sadece tenisin admini ve aynı zamanda o da tenis Twitter üst kurulu üyesi, kurucu üyesi. Ben hem Elif'e hoş geldin demek istiyorum hem de diğer videolarda da söylediğim gibi özellikle Avustralya açık zamanında harcadığınız emekten dolayı sadece tenise, yani Irma'ya, Gürsu'ya tanımıyorum ama isimlerini biliyorum sadece. Sevgili Batuhan'a hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani benim büyük bir alışkanlığımı kırdınız. Hani haberler gelince artık çevirilere bakmaktansa nasıl olsa sadece tenis çevirir, güvenir, okurum demeye başladım. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin Elif. Ben teşekkür ederim. Gerçekten yoğun bir Avustralya açık dönemi geçirdik. Umarım güzel bir şekilde de yansıtabilmişizdir. Bizim de amacımız oydu zaten. Amacına ulaşmasına sevindim o yüzden. Vallahi bence ulaştı şahsen. Ve bence şahsımca da tarafsızdı. Tüm eleştirilere rağmen kendi fikrimi söyleyeyim. Tekrardan teşekkürler. Ve aşağıda hem programlardan hem de bugün oynayacağımız formatın belki de babaları, quizlerin babaları, raket servis konuğumuz sevgili Anıl Araslı ve Gökalp Taşkesen. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz teşekkür ederiz. Hoş bulduk Doğacan. Teşekkür ederiz. Vallahi heyecanlıyız. Milli rekabetin tavan yaptığı bu dostluk grubu yarışmaktan dolayı heyecan duyuyoruz. Evet, maksat eğlenmek. Birlikte eğlenelim. Efendim oyunumuzun kurallarını sevgili izleyicilerimize de şöyle aktaralım. Oyunumuzu iki set üzerinden oynuyoruz. Ve bir set boyunca her takım 7 adet kart anlatmaya çalışacak diğer grup üyesine. Ve bu kartlarda bildiğiniz oyun mantığı ile yasaklı kelimeler bunları kullanmadan anlatmaya çalışacaklar. Eğer anlatabilirlerse 30 saniye içerisinde bir oyun kazanmış olacaklar. Ve bu İki takım da 7'şer kartını anlattıktan sonra en çok puan alan o seti kazanmış olacak. Fakat hepimizin bildiği, teniste de tenisten hepimizin bildiği bu oyuna bir servis kırmayı nasıl ekleyebiliriz dedik. Ve şöyle bir fikir geldi. Şu an aslında iki takım hangi tenisçileri anlatacaklarını bilmiyorlar. Fakat rakipleri bunu biliyor. Daha önceden haberleri oldu. Hali hazırda olan yasak kelimelere kendileri, yani rakip takım da iki adet yasak kelime ekledi. Bunu anlatan takım bilmeyecek. Şu an sadece ben biliyorum ve sevgili izleyenler siz anlatım sırasında bunları göreceksiniz. Anlatan takım istemeden ve bilmeden bu kelimeleri de kullanırsa karşı takıma puan kazandırmış olacak. Yani servis kırmış olacak. O yüzden kimse ilk set nereye gidiyor, nasıl gidiyor, puanlama nasıl acaba, iyi gidiyoruz, önde gidiyoruz diye seyirciler ve ben dışında kimse bilemeyecek. O yüzden de eğleneceğimizi düşünüyorum. Bakalım. Hayırlısı diyelim yani. İyi şanslar diliyorum. Evet. Ben tüm yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Başlamadan önce söylemek istediğiniz bir şey var mı? Dostluk kazansın. Dostluk kazansın, evet. Aynen öyle. İnşallah. Önemli olan yarışmak. Evet. Bu arada başlamadan şunu da hatırlatayım. Setlerin durumunda beraberlik olması söz konusu olursa seri soru atışlarına geçiyoruz. Birinci set için beraberlik olduğu durumunda birisi bir takım bilemeyene kadar soru sormaya devam ediyoruz. Eğer setler 1-1 oldu olursa maç tiebreak'ine gidiyoruz ve iki takıma da üçer soru yöneltiyoruz. Hangisi daha çok doğru cevap vermişse kazanan öyle belli oluyor. Ama yani böyle gördüğünüz gibi insanlara soru hazırlamak benim haddime mi bilmiyorum. Onu da göreceğim. Yani soru hazırlarken ben kendim bile bunu kesin İrem biliyordur. Bu Elif zaten bunu gözü kapalı yapar. Gökalp'in bu masasında yazıyordur. Anıl zaten bunu ezbere biliyordur diyerek hazırladım. Ama bakalım.
Beraberliğe kalmaz diye umarım inşallah. Ben öyle umut ediyorum. İnşallah. Ben de öyle umut ediyorum doğacan. Bayağı evet. Bir hayal kırıklığına uğrayabilirsin çünkü bu düşüncenimle ilgili. Ben servis kırmalara çok güveniyorum. Yani orada çok güzel kelimeler var ben gördüğüm için. Yani karşı tarafın hani neleri kullanabileceğini düşünülmüş, emek verilmiş. Seyircilerimiz de bunu görecek. Tabii bazı tenisçilerde yasak kelimeler gruplar tarafından yazılamamış. Bunu zaten anlatamaz. Buna yasak kelime bile eklemeye gerek yok tarzında serbest bırakışlar da var. Onları da göreceğiz. O zaman hazırsanız başlayalım. Beylerden izin alarak önce bayanlar diyorum. Tabii ki. Evet, ilk setin anlatıcısı sevgili İrem olacak. Ve ilk set boyunca Elif, İrem'in anlattıklarını bulmaya çalışacak. Ben kronometremi de buradan hazırlıyorum. Evet İrem, hazırsan ilk kartını yolluyorum. Yollamadan önce de en son şunu ekliyorum. Tabii ki teniste bildiğimiz gibi çok İngilizce terim de kullanılıyor. Ama kartlar ve anlatımlar olabildiğince Türkçe kelimeleri içermesini umut ediyorum. Yani bir şeyin İngilizcesini söyleyerek kolaya kaçmayalım. Yani hani puan kırmıyoruz. Hani öyle bir şey yok ama hani kullanmamaya çalışalım. Ve de bazı benzerlikler, hani mesela kelime benzerlikleri. Nasıl söyleyeyim? İngilizceden kelime benzerlikleri. Hani bunlara kaçmamaya çalışalım. Normal bu oyunun orijinalinde biliyorsunuz kelimeleri bölüp anlatmak var mı yok mu baştan karar verilir. Ama benim önerim kelimeleri ya da ismi ya da soyismi bölmeden anlatmaya çalışmak. Ama baktık çok zorda kalıyoruz. Kimse şikayet etmez. Hani bölerek atıyorum sadece soyisminden yola çıkıp anlatmaya çalışmak gibi şeyler. Sizin vicdanlarınıza kalmış diyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Başlayayım mı? Hazır mısın? Hazırım. Evet, İrem hazır. Elif sen hazır mısın? Başlayalım mı? Hazırım. 30 saniyelik süren başladı. Eyfel Kulesi. Fransa. Evet. Fransız, evet. Bu bir kadın. Tamam. Alize Korne. Evet. Wow. Tebrikler. Eyfel Kulesi ve kadın olmasından Alize... Tebrikler. Elif işte başlangıç. Ya. Çıta yüksek çıktı Gökalp. Çıta yüksek. Güzel taktik de alıyoruz. Ben normal tabuda da kötü bir bu oyuncu. Bu güzel tabu taktiğidir ama. Hep dolaylı yerlerden anlatacağız. Evet ben tebrik ediyorum öncelikle. Gerçekten. Çömde çok da kısa bir süre. 30 saniye çokmuş demek ki sevgili İrem. Gördüğün gibi. Ama herkese korna anlatılır şimdi. Ama kolay yani. Akla gelecek bir isim. Peki. Gökalp hazır olduğunda... başlayabiliriz. Hazırım. Süreni başlatıyorum. 30 saniyen başladı. Nadal'ın vatandaş. İspanyol. Davidovich Fokina. Aşağı in. Jaume Munar. Aşağı in. Beyaz böyle nasıl diye anlatayım bilemedim. bu arkadaş iyi oynuyor ara sıra. Finale falan çıktı son zamanlarda. Beklenmedik. Böyle sert kortta falan iyi işler yaptı ya bu senenin başında. Maç kazandı. Alcaraz'dan bahsetmiyoruz. Hayır, ondan bahsetmiyorum tabii ki. Süremiz bitti. Bautista Agu. Hayır. Bunu anlatamayacağım. Çok zor ya. Süremiz bitti. Pablo Carreño Busta. Evet. Efektim de geldi. İzleyicilerimiz de görmüştür. Bayanlar burada sadece bir kelime yasaklamıştı. Gerçekten. Hani diğerine gerek bile yok. Bizce anlatamayacaklar diyerekten. Ben anlamadım kim olduğunu bu arada. Bilmemize rağmen. Bu da Nadal mıydı? Hayır değil. Aldın değil mi? Pedro Martinez'di. Pedro. doğru. Evet ben... Anlatacağımı bilemedim. Biraz çok... Zor mu? Sıralama sizde belki zor gelmiştir. Emin olun. Hayırlısı daha diyelim. Daha rahatlar gelir. Yani buradan... Korne'ye karşı Pedro Martinez. Buradan Pedro'dan özür diliyorum. Pedro'yu daha iyi anlatabilirdim. Pedro sevgiler kardeşim. Ay nasıl anlatabilirdin Allah aşkına onu yani? Tenisle değil başka şeylerle anlatabilirdim. Evet, Barcelona'da. Yani Conchita Barcelona. Martinez'den gelinirdi. Rahip. Onu deseydiniz de... Bilemezdiniz oradan. Keşke deseydiniz kardeşim. Gökalp sanırım senin anlatımın değil. Ben de tahmin edemezdim. Bilmiyorum nasıl oldu. Zor cevap. Bari ilk yüzdeki oyuncular olsaydı. Herkes aynı şeyi söylüyor. İlk yüzde zaten Pedro Martinez. Pedro Martinez yüzde evet. Ama şey var. Girdi mi? Ne zaman girdi? Niye girdi? Niye girdi? Bir
de o kadar düz bir adam ki anlatamadım hiçbir şekilde. Yani şöyle, artık oyun başlamışken şöyle bir kopya verebilirim. Sevgili arkadaşlar, göreceğiniz tüm kartlar Avustralya Açık ana tablosunda yer almış oyuncular. Hani başka büyük isimlere ya da çok tarihte büyük yer etmiş isimlere kaymaktansa Avustralya Açığı son bir oyunla değerlendirelim diye hepsi Avustralya Açık ana tablosunda oynamış isimler. Tamam. Ben de bu kopyayı vermiş olayım. İlk kartların sonunda. Teşekkür ederiz. Toparlarız. Kimler oynadı? Hazır mısın ikinci kart için? Bir dakika, hazır değilim. Tamam, yani mecburen hazırım. Evet. Ay, kim acaba? Ay hadi. Bir tane ismi başladı. Valla gerçekten. Nereli ya. Ülkesini anlat. Ne diyeceğimi bile bilmiyorum ülkesini yani. Ülkesini nasıl anlatabilirim? Yukarıda, aşağıda de, kuzeyde de. Yani... Yok abi, ben bunu anlatamam yani, imkansız. Kadın mı erkek mi? Kadın. Kadın deyince anlayacak mısın mesela? Nereli? Estonyalı mı? Nereli? İyi gidiyor. Kızım söylesene. Kızım yok yani. Evet, yok yani. Bitti. Hiçbir şey yok yani. Hani nasıl anlatabilirim abi ben bunu? Nereliydi bari, onu söyleseydin. Yani. Artık direkt paylaşabilirsin de zaten, süremiz bittiği için. Evet. Yani Danka Kovinic. Aa, Kovinic. Raducanu'yu yenen değil mi? Abi yani Raducanu diyemiyorum. Ama Raducanu'yu anlatabilirsin. Amerika Açık diyemiyorum. İlk önce Amerika Açık şampiyonu diyecektim Raducanu. Baktım Amerika Açık diyemiyorum. Raducanu diyemiyorum. Onun dışında bu kızı anlatabileceğim herhangi bir yer yok yani. Türkiye'den de. Başka bir özelliği yok yani. Abi, üzgünüm Danka, özür dilerim özellikle dediğim için sana ama yani. Evet hocam, biz böyle durumlarda bölerek anlatalım artık. Nasıl Danka Kovinic'i nasıl böleriz bilmiyorum. Nasıl böleceğim Kovinic'i? Kovadan mı falan mı böleceğim? Evet, gerçekten bilmiyorum. Danka. Danla Bilic üzerinden gidilebilir. Vicdanım elverdi. Adını bölecektim, vicdanım elverdi. Ama bölemedim. Yani Danka kuşu gibi. Aklıma geldi. Ben de işte vallahi bir dakika sonra. Yani aklıma Raducanu geldi. Baktım Raducanu var. Amerika Açık var. Maşallah Simon Halep yazmışsın. Onu niye yazdın? Onda mı yendi bir yerde? Onu bilmiyorum mesela ben. Şimdi yani ben kartları ben hazırlarken öyle Excel'lerle bir çalışma tablom var ki İrem. Eminim evet. O beynim çorba. Mutlaka bir yerden o Sherlock ipi bağlamıştır Simon Halep'e diye düşünüyorum yani. Halep'i anlatayım diye. Halep'i anlatınca Kovinic'i nereden bulacaktı yani? O yüzden onu anlatma gereği bile duymadım. Yok, Halep'ten anlamazdın. Yani tek özellikleri yani. Kadın tenisçi yani orada. Ya da Kovinic'i nereli ki? Sırp mı? Mesela burada servis kırma kelimelerinizi de ben paylaşmak istiyorum. Bu da benim cehaletim. Bilmiyordum. Paylaşmıyorum. Tamam. Yok, Alp'in kaşları kalktı. Paylaşmıyorum. Hayır, yok. Ben Karadağ deyince şimdi Djokovic orada elinden su içti falan, o ülkeden. Evet. Oradan anlamam Karadağ. Evet. Ama şu anda 3 dakika sonra geliyor aklıma tabii. Acaba süreyi bir dakika yapsak ya. Sevgili Gökalp ve Anıl'ın mesela Çağla Büyükakçay ve İstanbul Cup gibi. Kardeşim, siz bilgilisiniz yani, o kadar da bilemeyeceğim. Finalde yendi Çağla. Çağla Büyükakçay'la mı? Hatırlayamayacağım bu kadar. Çağla'nın kaldırdığı kupada finalde Danka Kovinic vardı. Danka Kovinic vardı. Evet. Ben de bu yasak kelimeleri bütünce araştırdım. Ya benim bunu bilme ihtimalim ne sizce? Yani Çağla'nın kupasını hatırlıyorum da kim vardı orada hatırlamıyorum. Arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Pedro Martinez'de de Red Sox yazıyor. Beyzbol yazıyor. Aynen. Pedro Martinez. Çünkü ben Wikipedia'ya Pedro Martinez kimdir diye bakarken Pedro Martinez diye bir beyzbolcu varmış. Bunu fark ettim. Ben bir de adamın sayfasına girdim, dedim ki Allah Allah, bu adam da yaşlı görünüyor falan dedim. Meğer yani adam aynı zamanda bir ara beyzbol oynamış falan zannettim. O değilmiş. Yani o kadar alakamız yok yani. Pedro Martinez'i o kadar hiç bilmiyorum. Abi, kim olduğunu bilmiyorum. Ben de veteranmış falan diyoruz yani. O kadar bilmiyoruz yani. Biz bu oyuncuları yüksek yerlere taşıyacağız bugün eğlenerek. Merak etmeyin. Herkes de tanıtmış oluyor. Artık yani. Unutmayız. Aynen. Bu Roland Garros'taki Fantasy League gibi anlamsızca takip ettiğimiz maçlarla beraber anlamsızca takip ettiğimiz oyuncular da girecek bu havuza artık. Topu da gelebilir diye. Ama evet, Roland Garros'ta başka çok güzel yıldızlı kartlarımız da olacak. Şimdiden söyleyelim. İnşallah oynayabiliriz. Roland Garros'a kadar kim öyle kim kala. Şuradan sağ çıkarsak Roland Garros'ta. Hadi bakalım. Evet. Sevgili Gökalp, ikinci kartı seninle paylaştım. Hazır olduğunda süreyi başlatabiliriz. Allah, bakalım. Bu arada ben de gerçekten tüm kartları hiç hatasız paylaşırsam harika. Ben kendimi de kutluyorum yani sürekli.
Bir O geldi. Sanırım bu sefer kolay senin için. Evet. Evet. Başlıyorum. Hazır mısın? Başla. Başlıyorum. Başladım. Ben nereden geldim? İsviçre. Tamam. Dominik Stryker. Hayır. Öbür cinsiyet. Sam Wawrinka. Hayır. Roger Federer. Kadın. Belinda Bencic. Evet. Yes. Tebrikler. Kadın desene Gökalp Hoca bir erkeklik. Yani, cinsiyet söylüyor muyduk hatırlayamadım. Baştan ondan sonra cinsiyeti belirtmek evet tabii avantaj olabilir. Yetmeyecekti az daha ya. Yo, söyledim kardeşim da. Davis Cup takımıyla gidiyordum ben yani. Laksonen falan devam edecekti. Oo, Laksonen bunlar bir sonraki turda için aklına kalsın. Ve ben gerçekten yani 4 kartı arkada bıraktık. Şunu söyleyebilirim. İzleyicilerimiz de gördü. Beklediğimlerim olmadı. Hiç servis kırma yok. Herkes puanlarıyla gidiyor. Hadi bakalım. Evet. İzner, Query maçı gibi maşallah. İzner, Query maçı. Kevin Anderson. Hemen ben devam ediyorum tahmin üretmeye. Biz de yine. 1-1 evet. Değil mi şu an? İrem'le paylaştım. Ya şu an 1-1. Servis kırma olmadı diyerek ben kopyayı verdim. İrem şu an çok mutsuz bakıyor ekrana. İrem bunu anlatır. Elif bunu şıp diye anlar eminim. Hadi bakalım. Hazır mısın İrem? Hazırım. Başladım. Belgrad nerede? Ne nerede? Ha, Sırbistan. Evet. Sırbistan. Tamam bu oyuncu oradan. Keçmanoviç. Erkek. Keçmanoviç. Değil. Allah. Kim var başka ya? Öbürü. Yani en büyük olanı değil de. Ay evet de adamın adı aklıma gelmiyor. Adamın adı ne ya? Bak bir de biraz daha devam et. Bizim şey Karadenizlere ne denir? Süremiz bitti. Oo, benzetme. Ben de böyle draje şeyden falan mı girecek acaba dedim. Sakız mı? Ne ya adamın adı? Lazlo Cere. Ay. Ha ben Lajovic diye düşündüm Lazlo. Ben de Lajovic'i düşünüyorum. Neyse. Ama yani gelmez. Normal yani. Normal. Ben de Lajovic'i bulmaya çalışıyorum. Bu arada ben de yani Keçmanoviç derdim kesin. Sırf deyince. Şu adam intikam çanlarıyla. İntikam almaya gelen. Sen bir tenisçi yapmış. Buradan onu görüyoruz. Say say bitmiyor. Vallahi evet. Ya gerçekten ama. Çok zor değil ama zor olduğunun farkındayım. Özür diliyorum hepinizden. Dediğim gibi yani ben bu arada programa başlamadan... Bir de kaç hazırlayalım da Doğacan oynasın bakalım zor evet. Değil mi? Ben böyle bağlanmış o zaman görürüm. Arkadaşlar şimdi de tekrar söyleyeyim yani herkes isimleri yani buradaki tenis dünyasına ne kadar hakim olduklarını biliyorsunuz. Yani ben buradaki insanların 1000 kelimeyi yasaklayıp ellerini kollarını bağlasam Rafael Nadal'ı, Novak Djokovic, Roger Federer'i gözleriyle anlatırlar. Yani o yüzden Avustralya Açık Ana Tablosu'nun biraz daha anlatması zor isimlerine kaydık. Ama dediğim gibi Roland Garros'ta daha farklı anlatımlarla büyük isimleri de yer vereceğiz. Mesela ben bunu anlatırsa Gökalp'e gerçekten bir şey göndermek istiyorum. Adresini alıp. Çünkü ben hayatta anlatamayacağını düşündüğüm bir kart geliyor Gökalp. Çok iyi bir giriş. Acaba nedir? Çok iyi bir giriş. Moral verdi yani. 30 saniye. Hiç hoş bu şimdi bu. Ben bunu kolay anlatırım ağası mıydı? Haklısın Doğacan ağası mıydı? Haklısın Doğacan. Ben hazır olduğumda başlayabilirim. Neyse benim gerginliğim azalıyor. Nasılsa zor bir kart diye ben rahat rahat evet, artık saçma sapan aynen. İsimler tahmin evet. Ettim. İlk başlıyorum. Setin böyle gittiği sürece isterseniz ikinci sette süreyi 45 saniyeye 1 dakikaya benzetmelere çekebiliriz yani. Yok iyi. 2 dakikaya evet. Çekebilirsin. Hazırım. Hazırsa başlıyorum. Başlayalım. Niculescu nereden? Romanya. Evet tamam. Bu kadın oralı. Göze renk veren şey ne denir? Wow. Irina Begu. Ay, çok yaklaştın. Soyadı yanlış. Irina Nikolic. Ben nereye giderim içmeye? Bara. Evet. Söyle ikisi beraber söyle. Irina Bara. Yes. Olma bir hoca. Yok hocam. Tebrik ederim. Irina Bara. Tebrik ederim doğru cevap. Allah. Vicdanı her şeye el verdi Gökalp şu an. Yani Gökalp şu anda kadın. Kazanırsak wow. Sayende. Bu hesapta yoktu.
Hesapta olmayan bir mağlubiyet aldık. Mükemmel bir anlatımdı. Gerçekten tebrik ederim. Yani vicdanınıza sığınıyorum dedin. Ben burada biraz vicdansızlık yaptım. Kusura bakmayın. Doğacan kardeşim, helal hoş olsun ya. Helal olsun. Bunu kamuoyu önünde açıklaman lazım. İrina Baran'ın posterini gönderiyorum. Evet. Hazırladığım kartı NFT yapıp Gökhan'a NFT göndereceğim. Çok güzel. İrina Baran'ın da NFT'sinin değerlenme oranını bilemedim. Emin olamadım. Belli olmaz. Şimdi Roland Garros'ta bir bakarsın yarı finalde, yani belli olmaz. Yani biz İrina Baran'ı görünce şey dedik, zaten bunu anlatıyorlarsa zaten helal olsun falan dedik. Yani aynen kim bu falan dedim ben ya. Ben o kadar kızı tanımıyorum yani. Şimdi Allah için. Biliyorum. Biz söylüyoruz. Tanımıyorum yani. O yüzden ben yani de helal olsun. Gördüğün gibi tanıyormuş gibi anlatmadım. Evet, ben İrem, dördüncü kartın geldi. İrem'in de bana kızmaya başlayacağı bir kart gönderdim İrem'e şimdi. Eyvah. Bir herkesin moralini bozuyor ki ben daha farklı çabalar. Gökalp'e biraz önce öyle yaptım. Mükemmel bir anlatımla oyunu kaptı. Sette. Yani bir şey soracağım. Ben nereye içmeye gidiyorum? Bara. Şimdi biraz sonra bu isim görünce hani onu nereden anlatabileceğim konusuna geliriz. Okey be. Bir dakika. Sen hazırsan başlayabilirim. İstediğin zaman başlarım. Tamam yani, aynen. Zaten söyleyebileceğim tek şey var. Tek kelimeyle tamam peki. Biraz yardımcı olun lütfen. 30 saniye başlatıyorum İlhan. Başladım. Nerenin çikolatası meşhur? Belçika. Ne? Evet. Nerenin? Evet. Belçikalı kadın. Böyle bir kafasına böyle bir headband takıyor. Sarışın. Ondan söyleyeceğim ha. Kim bu ya? Belçika kimdi ya? Nalal'ın karısının ismine benziyor ismi. Meri. İsminiz bitti. Marina Zanevska. Bunu hatırladım, bu zor. Evet. Zaten Belçika deyince o surat ifadesinde Zanevska kartı gelmiş dedim. Ben de. Yani. Biz buna yasaklı kelime çok zor bulduk. Tanıştığıma memnun oldum. Gerçekten ben nereye içmeye giderim Bara? Ben nereye sanırım? Ben de. Tanıştığıma memnun oldum. Takip ederim bundan sonra. Bu kim yani? Resmini anlatmaya çalıştım da zaten bana desem ben de anlamazdım yani. Çünkü bilmiyorum. Evet, evet. Öğrenmiş olduk. Söyleyeceğim yani gerçekten. Belçika'daki oturum. Ha, ismi bilsem de Belçikalı olduğunu bilmezdim bu arada. Çünkü Belçikalı. Evet yani, değil mi? Yani. Ben de şaşırdım zaten bu Belçikalı mıymış diye. Enteresan. Değil zaten. Ben nasıllı yanlış bilmiyorum. Gökalp biraz bu gülümsemesi. Ben tablolarımı kontrol ettim. Gökalp'le kartı paylaştım. İstersen hemen başlayabiliriz. Başlayalım. Başladım. Dün yendi. Bubik. Sasha Bubik. Evet. Duymadım. Ben duymadım. Sasha Bubik. Ha okey. Evet. Tebrik ederim. Dün dedi. Sasha yendi dedi. Sasha Bubik dedi. Bence dün dedi ya. Dün. Dünü mü yasaklasaydık? Tebrik ederim. Ben gerçekten hani servis kesin bunda evet kolay görünüyor ama servis kırılacak diye düşünmüştüm. Hiçbir şey adam gitti şampiyon oldu. Ne yapalım şimdi evet. Yani? Hiçbir şey. Kalsın underarm diyordum. Şansımıza yani. Şansımıza bakar mısın yani? Hesapta olmayan bir şey. Gökhan, kim insan bir hangi turnuvada şampiyon olduğunu söyler, kimi yendiğini söyler, insan bunları söyler. Söyleyecektim hatta kimi yendiğinin takmadığını söyleyecektim. Sonra dedim şu anda burası. Voldemort'u yendi dese bitti. Kim olduğunu bilirsin sen. Aynen. Evet. Gel. Sen neden böylesin? Doğru. İsim babası. Evet, tabloyu tekrar kontrol ediyorum ve sıra İrem'de. İrem, beşinci kartımızı setin sonlarına geliyoruz. İşte bir mi sağlık? Sinirlenmeye başlıyorum bak. Ha, ona biliyoruz şu an. Evet. Beşinci kartımızı paylaştım. Tam hazırım. Beğendin, kızmadın galiba. Bu sefer beğendin. Hayır, hadi bakalım. İnşallah bileceğim. Evet, ben de servis çok, kırma. Servis çok kolay olmamakla beraber. Açıyorum, açtım. Hazırsan başlıyorum. Hı-hı. Başladım. New York nerede? Amerika. Amerikalı erkek. Burger King değil. Ne? McDonald's.
Evet. İsmini mi söyleyeceğim? Evet. Mackenzie McDonald. Aynen. Tebrikler. Mackenzie McDonald. Nasıl kaçtın ha? Nasıl? Mükemmel kaçtın. Servis kırdırmadan mükemmel kaçtın İrem. Tebrik ediyorum. Az kalsın kırdırıyordunuz. Öyle mi ne? Neyden kırdırıyordum acaba? Hamburger. Hamburger. Helal, helal. Ucuz yırttınız. Gerçekten tebrik ediyorum. Evet, hemen Gökalp'le sıradaki kartı paylaşıyorum. Evet. Başlayayım mı? Başla. Başladım. Şu anda insanlar kayıyorlar hani, yarışmalar düzenleniyor. Kayak, hangi ülkede? Buz pateni. Hayır, şu anda büyük dünyaca bir organizasyon oluyor ya bir ülkede. Kış olimpiyatları. Hangi ülke? Beijing, Çin. Tamam, oralı bu kadın. Lina. Avustralyalı bir koçu var. Hatırladın mı? Ha, Zhang Yu Sheng. Ben onların isimlerini hep karıştırıyorum. Bildiğim bütün heceleri söyle. Wan Yu Li. Bu bir çok iyi bir oyuncuya böyle çok fena kaybetti. Sheng miydi ya? Sheng Wang. Wang. Evet. Tamam. Wang. Evet. Wang Yu. Wang Yu. Yu Wang. Unuttum. Bunları hep karıştırıyorum ben bu Çinlileri. Ben bayağı şey eski Tarkan filmleri izliyormuş gibi Tarkan'ın düşmanlarını sayar gibi oldu anladın mı? Bitmedi mi süre ya? Süre bitti. Evet. Doğru bitti. Cevap geldi ama süre bittikten sonra geldi. Özür aa, neydi cevap ki ben de unuttum. Wang. Wang. Wang Chiang. Wang. Wang evet. Abi ama yani Wang dedim ben. Çok iyiydi be. Çin'in bütün isimlerini saydın kardeşim. Çok iyiydi. Geç kaldık ya. Yani bu Çinlilerde artık şey sembollerle filan anlatacağız. Ben yani, burayı tekrar izlemek istiyorum. Zaten dönmüyor Çinlilerin ismini. Yu She Ve. Çok iyiydi. Evet, kartı paylaştım İrem. Sanırım yok, bu. Yok kusuruma bakma. Elimden geleni yaptım ama. Yine ulaşmamız vakit aldı. Hazırım. Başladım. Bu bizim ya sevdiğimiz çocuk var ya senin. Berettin'le. Hı. Onun Tomljanovic ülkeden kadın. Camilla Giorgi. Evet. Tebrik ederim. Yalnız hayır, Elif'in bilmeleri olağanüstü. Sadece nationality'den şey yani cinsiyet. Tebrikler. De Elif. Burada bir servis kırarız. Sevdiğin adam var ya. Sevdiğin adam var ya. Berettin'i belki demişsinizdir diye Berettin demedim. Yani Berettin'den anlatır diye. Ülke, topluca ülkeyi seviyorum da Camilla Giorgi'de arada kaynak. Manken, iç çamaşırı bu tarz. Onları tahmin ettim ben koyacağınızı. Var. Daha bilemeseydi öyle şey başka türlü anlatacaktım onları da. Çok iyi. Vallahi yani şaşkınlık içerisindeyim ben. Yani çünkü çok inanılmaz hazırlanan servis kırma puanları vardı. Gerçekten şaşkınlıklar içerisindeyim. Hayırlısı diyelim yani. Meğer ne kadar da iyi tanıyormuşsunuz birbirinizi. Yani kaçışlar inanılmaz manevralarla kaçıyor yani. Kalp kara kara düşünüyor. Bize yine geldi garip isimli birisi. Hayırlısı. Tamam. Hazır mısın Gökhan? Hazırım. Başladım. Stahovski nereli? Ukrayna. Tamam. Oradan bir kadın. 15 yaşında çok güzel şeyler yaptı. Şimdi daha biraz daha büyüdü. Düşün. Çok kötü. Çok sert vuruyor. Kasatkina, Darya Kasatkin. Sert vuruyor böyle. Sarışın. Allah kimle Allah. Oynadı? Hani İspanyol Indian West şampiyonuyla oynadı Avustralya'dayken. Ray ile başlıyordu. Ray, hayır. Hayır. Değil. Süreniz bitti. Hangisi ya? Mükemmel bir kaçış vardı Gökalp'ten bu arada. Servis kırdırmadan. Hangisi ya? Niye gelmiyor aklıma? Kırdıracağım diye öldüm. Svitolina mı? Kostyuk. Marta Kostyuk ya. Maliyetten gidecektim dedim artık o kadar. İngilizce falan dedin. Doğacan yoksa maliyetten gidiyordum. Bu arada gerçekten çok büyük bir başarıyla kimse servis kırdırmadı. O yüzden ilk setin son sorularına geldik. Mart'ı rahatlıkla söyleyebilirim. Ya, olacak oyunlar şey 3-3. Değil. Oyunlar 3-3 arkadaşlar. Biz beraberliğe kalmaz dediniz ama gördüğünüz gibi
Seri soru atışlarına doğru gidiyoruz. Hayırlısı. Böyle bakalım. Sınırsız soru hazırlanmış gibi ifadeler var. Öyle bir şey yok. 150 tane falan var. Hiç öyle bir şey yok. İrem'i sevgili Avustralya açıktaki YouTube partnerimi mutlu edecek bir kart yolluyorum İrem. Hadi bakalım. Ben de mutlu olayım inşallah. Hadi. Ülkesi cinsiyeti iyi. Oralardan bir girelim sonrasına da bakalım. Hazırsan başlayabilirim. Başlıyorum o zaman. Tamam. Başladım. Geçtiğimiz Grand Slam neredeydi? Avustralya. Oralı erkek. Bu aynı zamanda iki kişinin oynandığı tarafta da var. Kyrgios, Kokkinakis. Thanasis Kokkinakis. Değil. Nick Kyrgios. Ne biriktirirsin uçmak için? Mil. John Millman. Tebrik ediyorum. Son 3 saniye kala. Avustralyalı olduğundan bile emin değil. Gerçekten tebrikler. Çok iyi. Helal. Yani biz bu kadar tenis programı, adminlikler ama uçak millerinden yani eski hostes. Bunlar hep meslekten. Havacılık. İşte havacılık. Ben de unuttum. Ben de diyorum kim var çiftlerde? Baktığımız kartı unuttum. Kartı hazırlarken mesela hani atıyorum başka bir kelimeyle hemen bir Federer'i anlatır. Federer hani büyük orada bir sürprizden evet. Falan John Millman ya da bilmiyorum ama Mil son 3 saniye ya kala. Onu şöyle onu belki yasaklı kelimelerle bir şey koymuşlardır falan diye o topa girmek istemedim yani Federer tarafına. Hatırlamazdım zaten. Benim hafızam çok kötü ya. Ben onu yanlış bunu yanlış hatırlamıyorum. Ya ben de kartlarda görünce hatırlıyorum. Ha doğru falan diye. Hedef sınırı yok. Ben hatırlatıyorum da aynı zamanda. Oh güzel oldu. Evet puanımı. Evet şimdi ya soru tiebreak'ine gideceğiz ya da bayanlara ilk seti kaptırıyorsunuz. Uf. Paket servis. Ha ilk sette de soru tiebreak'i var. Ay hadi bakalım. Gergin anlar. Daras. Yani benim tahminim soru tiebreak'ine gideceğiz gibi ama. Hadi inşallah. Sevgili Gökalp. Hazır olduğunda başlayabilirim. Tamam. Başladım. Sırp adam hani. Lajović. Mozart'ın şehrine gitmişti dünya bir numarası olmak için. Djokovic. Orada kime kaybetti? Nerede? Hani Elif'in sevdiği adamın ülkesinden bu çocuk. Sonego, Lorenzo Sonego. Yes! Tebrik ederiz. Son 5 saniye kala. Benim sevdiğim adam ne puanlar kazandı. Valla ya. Yani bir Berettin üzerinden nelere Berettin nelere kadir kardeş. Biliyor musun Matteo'yu? Mozart'ın diyorum nereye tabii Viyana 6-1-6-2. Tam skor hatırlıyor maşallah. Abi Mozart'lar falan filan. 311. 311. Belki Viyana yazıyordu. Garantilediği zamanki sonraki maçtaki yatış Sonego. Unutulur mu? Doğru. Deyince ben de hatırladım. Anıl harika bir anlatım yaptı. Evet ilk setin sonuna geldik. Gerçekten tebrik ediyorum. İzleyicilerimiz de zaten gördü. Gerildim. Set 4-4 ve hiç servis kırdırmadınız. Ya inanılır gibi değil. Oyunun bug'ını buldunuz arkadaşlar. O kadar iyi anlattınız. Tebrik ederim. Oyunun bug'ı Elif. Yani Elif'in sevdiği adam. Ne Berettin'i. Elif'in sevdiği adam. Sevdiğim adam bütün İtalyanları şey yaptı. Evet, şimdi Elif'e Berettin'i anlatmak çok kolay. Sevdiğin kim var? Elif çok var sevdiğim aslında. Elif kimi seviyorsun? Berettin'i yasaklı kelime sevmek ve Elif. Direkt Elif'i yasaklamak. Elif ismi yasaklamak puan kazandırabilir. Berettin'i gör bunları. Evet ya. Hazırsanız şimdi sorulardayız. Sorularda tabii kendi aranızda tartışabilirsiniz ama en azından bu bir set tiebreak olduğu için hani bir 10 saniye biliyorum bilmiyorum cevap verebilirseniz seviniriz. 10 saniye mi? Yani sorular peynir ekmek gibi yiyeceğiniz tarzda sorular. Hazırladığım sorular yetmeyebilir bu gruba. Hadi inşallah. Onu söyleyebilirim evet. Yani. Bayanlarla başlamıştık sete. Tiebreak'e de onlarla başlamayı öneriyorum. Ne diyorsunuz tamam. Arkadaşlar? Tabii. Tamamdır. Ama şöyle hani bayanlar bildi seti aldı değil zaten. Hani siz arkadan bilemezseniz seti.
kazanmış olacaklar. Evet, başlıyorum. Minimum bir sınır var mı yani 5 soruda en çok yanıtlayan gibi, yoksa her soruda şimdi penaltı. Bilemediler biz bildik. Penaltı atışları. Bitiyor mu? Seri penaltı atışları. Anladım. Tamam. Evet, hazırsanız evet. Sorunuzu soruyorum. Hazırız. 3 farklı zeminde oynanan tek Grand Slam hangisidir? Avustralya açık. Direkt cevap alayım mı? 10 saniye verdim. Dersen durdururum, cevabı değerlendiririm. Vallahi hatırlamıyorum. Olsun, Avustralya açık olsun. Süre de bitti. aşağıdan bir gülümseme geldi. Cevap Amerika açık. Sanki Amerika. Sanırım biliniyor. Evet, Amerika açıktı. Ah. Raket servis quizindeki sorulardan bir tanesi. Al işte. Hatırlamıyoruz diyor bir de sorduğum soruyu. Yalan, yalan bunlar. Evet. 1974'e kadar kim? Hem de bu soruyu sorduk, bilgilendirelim bari. İzleyen arkadaşlarımız merak eden olursa. 75-77 arası toprak. 78'den itibaren de sert kort olarak oynanmış bir Grand Slam. Evet. Şimdi beyler, bilirseniz seti almış oluyorsunuz. Şimdi vicdanım el vermiyor. Sorularınızda en zor soruyu arıyorum hemen. Bayanlar. Aa, öyle olur mu? Öyle olur mu? Burada hangi tarafa bakıyorlar ya? Boşver. Gerçekten ya, pozitif ayrımcılığın artık... Direkt, direkt, sor, sıradaki, sor. Direkt sıradaki soruyu soruyorum. Gerçekten şey yok. Bak, o kadar şanslısın ki İrem. Keşke bu soru sana denk gelseymiş. İkinci soru. Manakor diyorum ben direkt. Rafael Nadal'ın bugüne dek Roland Garros finalinde mağlup ettiği oyuncular kimlerdir? Yıllarını da ekleyeyim mi? Biraz acımasızlık yapmayayım. Kimlerdir diyelim? 13 tane ya. Rafael Nadal'ı mağlup eden mi? Rafael Nadal... Elifciğim. Hayır, finalde kupaları... 13 kupayı alırken Nadal kimleri yendi diyorsun. Aynen öyle. Süreyi başlattım. Evet, Roland Garros finalinde Rafael Nadal'ın mağlup ettiği isimler. Başladı süreniz. Şimdi başı kolay. 2005 Mariano Puerta. 2006, 7, 8 Federer. 2010 Söderling, 2011 Federer, 2012. Oralarda tıkanıyorum ben. Çok. Araya Wawrinka ve Dominic Thiem. Hayır, o sonralarda. O sonralarda. Mükemmel gidiyorsun Gökhan. Ben o kopyayı vereyim. 2012 Djokovic. Efsane 2000, final. 2013. Şimdi bir yerde Ferrari yendi ama 13 mi 14 mi bilmiyorum. 13'te kimi yendi ya? Yarı final Djokovic. Sen bilmiyorsan ben hiç bilemem. 13'te ben bilmiyorum. Kaç biliyor? David Ferrer. 2014 15'te 16'da kazanmadı. 2014'te kim yendi ya? O da Djokovic olsun. 2017 kontrol ediyorum size. Şu an doğru ya da yanlış demiyorum zaten. Tamam. 2017 Wawrinka. 2018 Team. Değil. 2018 Team değil. Yok, Team. 2018 Team. 2019 Team. 2020 team. Djokovic. 20 Djokovic. Tebrik ediyorum. Vay arkadaş, bu ne ya? Helal Gökhan, helal. Tebrik ediyorum gerçekten. Yani yıllarıyla. Ben bu arada kendim soruyu yazarken cevaplarını kendim yazdım. Mesela ben 2010'a Söderling'de yazmıştım ama 2010 yazmamıştım yanına. Hatırlamıyorum ya. Yani. Bir yerde Söderling'i de yenmiştim. Doğacan ama bir sorunun cevabı hani bir kelime, iki kelime falan olsa bayağı kompozisyon yazdık ya. Yani Gökhan evet. Yazdı. Ben Gökhan... Biraz sorularda bir dengesizlik hissettim. Ya yani bir şeyinizde böyle söyleyeyim. Bence arada bu... hata yaptıysa da doğru sayalım. İrem şeydi ya, bir ara tişörtü vardı. Belki sende bile var. Bu Roland Garros'tan sonra özel yapmıştı ya Nike. Yendiği isimler adamın arkada toz şeyiyle çok güzel bir tişört tasarımı vardı. Belki ben dedim. Ben zaten o tişörtü aldıktan sonra mesela her gün göre göre ezberlemiştim yani. Yoksa benim de o tişörtüm olmasa bilemeyeceğim bir soru olabilirdi yani. Ben de yok o tişört. Helal olsun. Temin edersek sevinirim. Tebrik ediyorum. Tişört alamadığımız için bu bilgilere şey değil. Biz değiliz. Biz ülkesi. Berettin'in neyle alakası var? Onlardan biliyoruz her şeyi. Burger olsun. Ne bileyim. İşte neyle uçarsın mil falan. Bize bunlarla gel. Yok işte efendim. İki tane söylerlik yer.
Yani şimdi Nadal şovumuzu yaptık da biz de içmeye nereye gidelim de başladık biz. Gerçek Nadal sever ortaya çıktı arkadaşlar. Bunu da buradan söyleyeyim. Ben çekiliyorum kenara. Yani. Elif biz çekilelim. Alıp artık... tasımızı sarağımızı toplayalım gidelim kardeşim. Burada Gökalp varken. Artık Nadal'a ben çiçeğim diyeceğim. Aynen. Al senin olsun. Ayrını gör. Şans, çok şans yani. Şimdi bak o zor soru ve uzun soru da Gökalp'e denk geldi. Doğacan bir de diyorsun ki 10 saniye içinde cevap veriyorsun. Hayır ben 10 saniye içerisinde... 36 dakikada cevap verse öpeceğim tübeme koyacağım ya. Valla 10 saniyede ceza sayamaz. Ben de diyorum ki yani şey mi Nadal'ın yenildiği kişilerini soruyorsun. Ben 10 saniyeyi düşünme payı verdim arkadaşlar. 10 saniye düşünebilirsiniz sonra cevaba başlayın anlamında yani. Doğacan Gökalp'in evine ne yollamaya karar verdiysen Irina Bara'dan sonra iki kere yolla bence. Ben o tişörtüm ama Gökalp'cim çok eskidi sana onu yapamam. Yani. O tişörtü yenisini alıp sana yollayacağım. Hafif terli ama. Hafif şey topraklı biraz. Evet ikinci sete başlıyoruz o zaman. İzninizle bu sefer beylerle başlıyorum ikinci sete. Evet öyle yapalım. Nasıl heyecan? Arkadaşım sakin ol. Nefes al. Ben çok ben de heyecanlandım. Sanki Sabalino gibi sürekli Gökalp. Servis kırdıracağım gibi geliyor. Senin şu üstün performansını galibiyete ulaştıramamaktan yana tek çekineceğim yani. Yoksa kendim için bir şey istiyorsam namerdim. Yalnız 4-4 bitti. Hani 7-7 mi? Kaç kaç? 5-5 evet. Böyle bir şey bitti. Hazırsan başlayabiliriz Anıl'cığım. Tamamdır. Başla. Bu arada başlamadan 30 saniye süre arttırımı istiyor muyuz ikinci set için? Baştan 45 yapalım mı? Bence 30 iyi. 30 devam. Bence artıralım ya. Artırmayalım mı? 45 mi olsun? Tamam. Nasıl? Yani istiyorsun? Ne dersiniz? Bence artırabiliriz. Tamam. 45 saniyede anlaştıysak time diyoruz ve Anıl'cığım başlıyorum. Başladım. Bara giden oyuncu hangi ülkedendi? Romanya. Romanyalı hem cinsi. Tamam. Son turnuvada da iyi sonuçlar elde etti. Simona Halep. Hayır. Bir tık aşağısı. Çok var onlardan ya. Kim var? Kim var? Romanyalı. Niculescu geliyor aklıma. O olmaz. Biz biraz önce ne cevapladık? Nadal. Tiebreak'te ne cevapladık biz? Bir şey Nadal. Cevapladık. Ne Nadal geldi? Şampiyonluğu. Soru geldi. Ne geldi? Soru. Ha, soru. İsminin başı? Sorana Kirsteya. Yeah. Son 3 saniye kala tebrik ederim. O zamanlarda nasıl birden bölme şey geliyor akıllı? Çok iyi, çok iyi Gökhan. Bakıyoruz, gidiyor soru. Gerçekten evet, tebrikler. Tamamen. Evet. İyi buldun ama sorudan Sorana'yı iyi buldun. Helal kardeşim. 5 saniyeyi 2 uzatmışız. Gökalp son anda harika bir anlatımla. Evet. Doğru cevap geldi. Tamam, hazırım. Zamanlaman harikaydı. Hani son 4 bölmek cevap mükemmeldi yani. Hazırım. Başladım. Bu bayağı genç birisi. Kadın. Böyle Wonder Kid denir. Hani böyle parlak çocuklardan biri. Turnuva da kazandı. Coco Gauff. Yok. Şey saçı benim gibi değil diğer renkten. Sarışın. Evet böyle şey ülkelerinden. Mesela Kasparov'da o ülkelerden. Genç biri bayağı böyle birini de eledi hatta. Biz dedik ya bu sonuna kadar gider dedik. Bu kız geldi eledi onu. Şey mi? Leyla Fernandez mi? Hayır Yok, hayır. Yok böyle... Bir önceki sene coşan birini bu sene hop eleyiverdi. Süremiz bitti. Kim diyor? Ya ben şunu sormak istiyorum cevaptan önce. Elif sarışın demekten niye kaçındın? Ne bileyim. İnanılmaz. Bakmadım da şeye bu arada. Bu, kelimeleri de bakayım ya. Bu servis kırma insanın psikolojisini bozuyor. Evet, gerçekten. Ama hani arkadaşlar birbirinize paylaştınız mı ben anlamıyorum. Yani nasıl sarışın verirsen ağzından çıkıverir saç renginden ya. Nasıl mı bir sarışın bana var mıydı şeyde? Sarışın bir servis kırma puanıydı. Gerçekten o yüzden işte ben onları... işte bak ister istemez şey yapıyorsun. Kimdi ya bu arada? Skandinav falan da vardır diye düşündüm. Clara Towson. Kontaveit'i yendi ya. Hiç aklıma gelmedi valla Towson. Hazırsan başlayabiliriz hanım. Başlayalım. Başladık. Metal kalçası olan kim var?
Andy Murray. Andy Murray bu isme kaybetti. Herkese kaybetti. Son turnuvada. Kime kaybetti ya? Son turnuva. Tamam. Taro Daniel. Heh. Tebrikler. Hiç anlatıma uğraşmadım devamlı. Bilecek diye sabırla bekledim. Yoksa kamikazeden Japonya'ya girecektim. Oo. Bu arada yani hem kelime dağarcıklarınızı hem manevra hareketlerinizi ben çok tebrik ediyorum. Ben başta hani ben de sorular zor, bir dahakine ben oynayayım dedim ama ben bu kadar iyi manevra yapamam gerçekten. Ben kesin servis kırdırmıştım yani anlatırken. Tebrik ederim. İkinci sette Elif'in ikinci kartı. Hazır olduğunda başlayabiliriz. Nasıl anlatabilirim ya? Lan bize de gelecek öyle isimler, hayırlısı. Tamam, başlayalım. Başladım. Hani biraz önce şey, dün şampiyon olan demişlerdi, o hangi ülkeden? Bublik mi? Bublik ne? Ukrayna? Hayır. Kazakistan. Evet, o ülkeden biri. Erkek. İsminde böyle şey var. Kazak erkek. O santim. Schumacher'in adı ne mesela? Michael. Onun gibi ismi. Mikael mi? Soyadının da böyle tuhaf bir soyadı. Uçan hayvanı ne denir? Kukuşkin. Kukuşkin. Evet. Tebrikler. Arkadaşlar biz hani programdan tenis background'ını hiç ben kullanmamıza gerek yok yani. Şimdi ben bunu anlatayım ya. Bu helal olsun be. Gerçekten çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Süpersin Elif. Helal. Aynı performansı, Elif'in biraz önceki anlatım performansını Anıl, sevgili Anıl'dan da beklediğim bir kart geliyor. Eyvah, eyvah. Paylaştım. Hazır olduğunda. Başlayabiliriz. Başladım. Altuğ ve Cem hangi seviye turnuvada final oynadı karşılıklı? Challenger. Challenger. Bu alanda rekor kıran biri vardı geçen sene. Griekspor. Talon Griekspor. Tamamdır. Tebrikler. Ve ben ya bak, servis kırdırdık mı yoksa? Çok sırıtıyorlar şu an, tedirginim. Onu bilmiyorum fakat gerçekten tebrik ederim. Şey olarak servis kırdırmaya yaklaştınız diyebilirim. Bayağı bir yaklaşmışsınız ama anlatım çok güzeldi gerçekten. Hani böyle sadece tenisten anlattığın için bir kere teşekkür ederim. İtelediğimiz oyuncu demediğiniz için. Nasıl yani? Onu öyle de... Yok, burada bölebileceklerini de düşünmüştük de o yüzden öyle söyledim. Evet. Evet. Ha, Yunan'dan mıydı servis kırma? Bilmiyorum. Programda görürsün Anılcığım. O servis kırdırdık o zaman böyle dendiğine göre. Bakarız. Bakacağız. Biz de tenis hakkında bir şeyler biliyoruz yani. Rekordan değil mi? Rekordan. Kaç bir şey gitti. Biliyoruz biz de ya. Rekordan yani. Gitti kesin. Hep böyle Burger King falan değil yani. Hep ya, dillerimizi kullanıp tamam. Dünyayı dolaşmıyoruz yani, tenis de izliyoruz. Ortalığı ne ettiler? Talon ettiler. Gökhan Taş kesen esprisi olmadan olmazdı. Geldi mi? Evet, bir saati geçti. dayandım. Kelime oyunu oynuyoruz. Ya bunu anlatacağım da acaba nasıl şey yapacağız? Başlayabiliriz. Tamam, başlayabiliriz. Başladım. New York nerede? Amerika. Bu oralı erkek. Hmm. Oralı ama ismi Soğuk Savaş'ta oldukları başka bir ülke gibi. Gökalp evet oralı gibi. Gökalp bu çocuğu şey demişti. Bu sene ben bunu izleyeceğim demişti. Şey neydi o bu? Astronotun o dildeki hali ne? Onun ilk hecesini al. Başını al. Ay ne? Kozlov. Evet. İsmi? Stefan Kozlov. Evet. Helal. Vay be. Helal. Bunu da bildiyseniz helal olsun. Yok abi, senin gideceğim gideyim buydu değil mi? Ben en azından artık ikinci setinde... Ne? Kozlov neydi? Bir de insan heyecanlanıyor ya, var ya aklına gelmiyor yani. Servis kırdırdık mı acaba? Gökhan kendi ismini koymuş olabilir mi? Yani var ya, ben az kalsın kendi ismimi koyuyordum. Çünkü sen söyledin bunu programda. Biz iyi bir dinleyiciyiz, izleyiciyiz. İşte bu.
Evet. Raket servis olabilir. Takip edelim. Raket servis takip edenler kazandı. yani karşılıklı artık neredeyse sonlara geldik. Yani son 3-4 onun orada niye Berettin'i var acaba? Onun oynadı ya. Berettin ile oynadı ama evet. Ben orada zaten bile Berettin'i var. Berettin'i her yerde. Benim sevdiğim adam var ya, onunla oynadı. Onunla oynadı. Bütün anlatacağı her kartta mutlaka bir Berettini banı var yani oralar. Veya her yer Berettini'ye çıkıyor. Her yol Roma'ya çıkıyor gibi. Hayır, ben en kolay Avustralya açık en yakın olduğu için herkes en azından başlangıçta bir Avustralya açık anlatmayı dener diye düşündüm. Ama hatalıymışım. Mükemmel anlatımlarla karşı karşıyayım. Yani. Doğuk savaş. Doğuk savaş. Uzay. İkinci haftadan sonra ilk haftayı tamamen sildik kafadan. Helal olsun. Ota kadar gittik gerçekten. Anıl'a psikolojik baskı yapayım. Anıl'cığım bence servis kırdıracaksın deyip. Hazır olduğunda başlayabiliriz. Tamamdır. Başladım. File dibine düşen toplar var ya. Evet, Bönü Aper. Hayır. Aynı ülkeden daha kısa boylusu. Corentin Moutet. Hayır. Ya, Hugo Gaston. Tebrikler. Drop shot'tan ne güzel kaçtı. Tebrikler. Kesin vardır o dedim. Arkadaşlar siz birbirinizi çok iyi tanıyorsunuz. Böyle oyun olmaz. Kimse servis kıramıyor yani. Ya biz burada topu iki kere görüştük bu insanlarla. Çok iyi tanıyorsunuz derken. Ben bilmiyorum yani, hani birbirinizin yerine düşünebiliyorsunuz. Tebrik ederim yani. Gerçekten tansiyon yükseldi ya. Gerildim artık. Gerçekten çok heyecanlandım şu an. Evet, sonlara geldik artık. Kim geldi acaba? Oo, hazır olduğunda başlayabiliriz. Evet. Kelimeler bölünmeye başladı. Kelimelerden anlamaya hazır ol. Ayrı ayrı. Eyvah. Başlayalım mı? Başlayalım hadi bakalım. Başladım. Tamam. New York nerede? Amerika. Evet. Oralı ama ismi bambaşka bir yer gibi. Kadın mı? Kadın mı? Peng Shuai falan nereli? Çin. Heh, oralı gibi ismi. Say heceleri artık. Çinli mesela kadın kim var? Anıl yardım edin. Kadın. Kadın. Çinli kim var mesela ünlü? Çinli. Anıl söyledi biraz önce. Anıl söyledi biraz ben önce. Eski. Eski. Lina. İki hece. Soyadı onun gibi. Aslında böyle ters çevirirsen ona benziyor ismi. Mali falan değil ya? Kim bu abi? Na'yı da ters çevir. İrem, süre bitti. Cevap gelirse kabul edeceğim. Son 5 saniyen. Ha. Çok doğru bittin çünkü bildin. Bilmiyorum ya. Ya. Hiçbir şey yapmazsın. Kim arkadaşlar? Andy kim? Kim? Yalnız Na'yı ters çevir dedi. An dedin, kaldın öyle. Bir an bir iki. Az kalsın geliyor diyor. Ama sığmadı yani. Na'yı ters çevir. Kim? Adı ne? Andy diyebilir. Andy. Ama işte Lina. Ha, o bu arada ilk sette Anı sayarken bir Anli geçti sanki oyunda ama yanlış mı hatırlıyorum? O kadar çok şey geçti ki. Anli kim, ben ilk kadar çok gece geçti. Mandarin bilgimi serdim masaya. 3 numaraymış bir de. Ben kendisine özür diliyorum. Kendisini de takip alıyorum bundan sonra. Yani. Girem, Anıl'ın taktikten gidecektin. Ne? Hece sayacaktın. Elif, B, T, S, Cim, H, H. Dal, sel, şin, şin. Hiç bağlı gelmez aklına. Bilemedim. Anıl, hazır olduğunda başlayabiliriz. En son turnuva nerede oynandı? Avustralya. Avustralya. Bu isim Avustralyalı ve Çağla'yla elemelerde oynamıştı. Nerenin ele? Roland Garros elemelerinde. Kimdi ki ya? İlk ismini söylüyorum. Dışarıda böyle çok yüksek hızlı bir rüzgar çıktığında İngilizce ne deniyor? Breeze. İngilizce'den benzetiyorum. Hayır, çok hızlı, çok hızlı. Bilmiyorum. Şu an aklıma gelmiyor. O zaman kumdan düşüyor. Storm Sanders. Evet. Evet, ben, ya, tebrikler, doğru cevap. Ama bu, servis kırdırdık mı şu anda oradan merak ediyorum. Servis kırdırmayı bilmiyorum. Seyircilerimiz gördü şimdi ama. Hayda, yine mi servis kırdırdık? Hep doğacan yani. Elif'ten özür diliyorum. Bu kartı Elif yasak kelime eklerken şunu söylemişti. Mesela Storm'u Storm'dan, fırtınadan anlatabilirler mi demişti.
Ben de vicdanlar oraya gelmez acaba, gelmemeli diye düşünerek. Hayır, sen direkt hayır anlatamazlar demiştin şimdi. Ama da gerçekleri açıklıyor. Oyunun başından beri hani benzetme kullanarak anlatıldığı için artık bir şey diyemiyorum yani. Ben Nail ters çevir dedim artık. Ne zaman ya, ne zaman benzetme kullandık? Ben Nail ters çevir dediğim anda her şey bitti. Evet. Sandım onu derken ama yani. Hiçbir şey diyemeyiz elimden. Bu arada ben tabunun genel olarak kurallarını da bilmediğim için yani... Genel kurallara aykırı hareket ediyorsam beni lütfen uyarın. Çünkü çok kötüyüm tabuda. Arkadaşlar kural mural yok ya. Bam bam bam. Bence şöyle, biz buradaki kimse tabuda kötü değil. Ben kartları hazırlarken tenisçiler konusunda biraz kötüyüm. Yani hiçbirinizin suçu yok galiba burada. Yani çünkü herkes anlatım becerilerinin ne kadar yüksek olduğunu bence bu programda kanıtladı. Ya burada İngilizce çeviriden bir şey yaptık. Bir strike yememiz lazım. Çünkü çeviri olmasın denmişti. Arkadaşım, takım arkadaşım. Ben Elif paylaştım kartı, geldi galiba. Geldi. Bu anlatırım gülümsemesini ben aldım Elif'ten. İstediğin zaman başlayabiliriz. Nereli? Cinsiyeti de başladım. Tamam, başlayabiliriz. Bu adam bam 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 aldı yürüdü. Hayatına gelemeyeceği bir yere geldi bu turnuvada. Mükemmel. Bam 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 aldı yürüdü. Turnuvaya katılamayan biriyle aynı ülkeden. Kim? Şey ya, Keçmanoviç. Evet, ismi? İsmi neydi ya Keçmanoviç'in? Allah, nasıl anlatacaksın ismini? Keçmanoviç'in ismi neydi yani, ya? Oyuncuyu bildi. Yani burada hani isim, evet doğru. Doğru bildin. Tebrik ederiz. Bence sayabiliriz. Tamam mı? Sayın ya. Ben hava aldığını hatırlamıyorum yani çünkü. Tabii. Ben bu arada Elif öyle bir anlattı ki ben başka bir insan konusuna çok emindim. zaten. Kim gelmişti aklına göre? Ya bilmiyorum, belki vardır diye söylemeyeyim de. Ha tamam, doğru söylüyorsun. Ya da söyleyeyim. Tamam, kabul edildi mi? Ben de organizatöre bak, kim geldi aklına bir görüntü söyledim. Miomir. Miomir Keçmanoviç. Bilmiyorum şimdi zaten. Ama o zaman mesela Lee'yi bildiler, onun da sayılması lazım. Bilmiyorum şimdi kuralları düşünüyorum da. Hayır yani şimdi şöyle. Ya tabii ki haklısın. Çok bariz bir şey ya. Annenin kim olduğunu da bilmiyorduk ama. Evet, ama burada heceleri sıralarken bir şekilde bir Lee çıktı. Aynen. Ama burada Keçmanoviç'i anlatımdan anlayıp ismen söyledi. O yüzden dedim yani. Sen şimdi şey dediğin zaman arada geçerse bir Çinli'de. Kurallara geri döneriz son kartlarda. Doğacağız. Söyleyeyim şimdiden. Bunu biraz zor anlatacağım. Teşekkür ediyorum. Anlatıcım, full gidiyorsun zaten. Hani biraz artık zorlanmasının zamanı gelmedi mi? Setin sonlarına yaklaştık. Hazırsan başlıyorum. Tamam, başlayalım. Furtova kardeşler hangi ülkeden? Çek Cumhuriyeti. Çekya. Çekya'dan kadın mı? Efendim? Kadın mı? Kadın ve bir tık daha aşağı seviyelerde. Soyadında suyun 0 derecenin altındaki hali var. Genel olarak hiç aklıma gelmedi. Maria Buzkova. Yes be, yes be. Kardeşim, vicdanlar sınanıyor şu anda. Tebrikler. Buzkova. Gerçekten. Kovadan da anlatabilirim, Buzkovası. Şampanya neyin içine koyarsın? Buzkova. Efendim, içmeye nereye gidersin? Masaya ne söylesin? Aynen, içmeye nereye gidersin? Buzkova. Buzkova'da suyun 0 derecedeki hali hiç aklıma gelmedi. Rusya'nın başkenti Moskova'ya benzer falan. Ama yani ne diyeyim? Ne diyeyim artık? Vicdanınızla sizi baş başa bırakıyorum beyler yani. Ben de Miomir'i bu şekilde anmak istedim. Miomir ne yapayım? Böyle bir 20 saniye tenisten sonra vicdansızlık. Evet. İlk bir tenisten gitmeye çalışıyoruz ya. Yani. Bağlamdan kopmuyor başlangıçta ama evet sonra. Elif odaklandı. Konsantrasyon. Ay, aklıma çok şey geliyor ama bunlar acaba şey mi? Var mı şeyde? Tamam. Hazır olduğunda başlarım. Hazırım. Başladım. İrem, sen eskiden nerede çalıştın? Türk Hava Yolları. Uçak. Orada saçını nasıl yapıyordu? Topuz. Onun gibi bir topuzu olan biri. Kadın. Yunan mı? Evet. Sakkari, Maria Sakkari. Evet. Tebrik ederim. Yani...
Gerçekten. Sesimi de nereden kaçtı? Olsun. Helal olsun ya. Gerçekten helal olsun. Hayır, Maria Sakkal'ın anlatımı mükemmel. Ama topu servis kırmasından kaçış nasıl bir düşünce ya? Vardı değil mi topu? Vardı ben topu yazdım. Vardı. Ben artık Gökalp'in aklından içine girdim. Helal. Düşünüyorum. Helal. Tebrikler. Gerçekten. Yani ben programın başında da eğlenceli olacak, kimse hesaplayamayacak, servis kırılacak, sonradan eğleneceğiz derken tamamen tersine çevirdiğiniz bir program oldu. Tebrik ediyorum. Gerçekten. Ya şimdi tenisine girsem nasıl anlatsam anlatsam nereye gideceğim yani? Evet sevgili Anıl, son kartı seninle paylaştım. Dona mı geldik? Hazır olduğunda bu setin son kartını anlatmaya başlayabilirsin. Başlayabiliriz. Gökalp, sen nerede yaşıyordun? İsviçre. Şehir? Cenevre. Orada bir turnuvada orada bir turnuva oynanıyor ve evet. O turnuvada çok büyük bir sürpriz sonuç gerçekleşti. Federer yenildi o turnuva. Kime yenildi Federer o turnuvada? Pablo Andujar. Yes be. Yes be. Kaçtı be. Vallahi kaçtı. Tebrikler. Yani iki servis kırmayı da Gökalp'e söyletmeyi başaran bir anlatım anı. Evet. Tebrik ediyorum. Federer ve Cenevre servis kırma puanlarıydı. Tebrik ederim. Diyecek hiçbir şeyim yok gerçekten. Bu sefer tenisten de helal. Evet, sadece tenis. Artık dedik. Tepkileri dikkate aldım. Sadece tenisi takip etmeyi unutmayın. Sadece teniste bıraktım kardeşim. Ben burada topuzlardan, şeylerden giriyorum artık. Böyle. Ağlatıyoruz ya. Tenis magazin burada. Valla evet, İrem'in mesleğinden gidiyorsunuz siz sürekli Türk Havalı'nın. Ya bu adamı çıkacağımı biliyordum ama bunu nasıl anlatacağımı hiç düşünmedim. Valla çok ekmeğini yedim ya bugün. Yani tenis tabu oyununda havacılık sektörünün bu kadar etkin olacağını hiçbir zaman düşünememiştim. Bu adam şey miydi ki ya? Neyse oradan ahlarda oydu. Hazırsan başlayabilirim. Ben bu arada anlatımlarınızı oyunun son kartı artık. Oyunun sonuna geldik. Ben çok ne denir ona masum kelimeler yasaklamışım kartları hazırlarken. Ben onları gördüm. Bir kart yasaklamama hiç gerek yokmuş aslında. Oradan hiç anlatmadık değil mi? Ay, hiç ya. Oranların yakının sadece Elif ve Berettin'in sevgisi dışında ben hiç onu yasaklamamışım zaten yani. Araya Berettin'ler sıkıştırmış, hiç beklemediğin anda Berettin çıkıyor yani. Aynen. Yani Roland Garros'ta eğer böyle bir organizasyon olursa her kartta sadece Berettin yazacağım ama başka hiç yasaklamışım. Berettin'in bir de havacılık yasak, havacılık ilgili. Hava yolları ve evet. Var. Gökalp. Tamam, hazırım ben. Tamam. Son karta başladık. Tamam. Berlin nerede? Almanya. Tamam. Almanya'dan bu oyuncu. Erkek. Bizim sevdiğimiz oyuncu kim? Sen de benim. Nadal. Berettin'le. Evet. Nadal. Son turnuvada onunla başka biri oynayacaktı. Onun yerine bu oynadı. Altmaier. Hayır. Daha önce. Turnuva nerede oynandı? Avustralya için soruyorsun. Avustralya. Oralı biri oynayacaktı. O gelemedi de bu geldi onun yerine. Kim acaba? Bu onu eledi yani. O. Nadal kimle oynadı düşün. Ha. Başlarda. Hoffman. Evet. Son İsmi, saniyede. Evet. Yenik Hoffman. Evet. Son saniyede geldi. Tebrikler. Oh. Nadal değil mi? Kokinakis'i yenen kişi bu değil mi? Aynen. Yanlış hatırlamıyorum. Heh. Evet, ben evet, orada doğru. O bağlantıyı yapamadım yani. Kimi yenmişti gelmişti falan filan diye yani. Hani Nadal'la oynadığını anlayamadım ilk başta. Bu turnuvada oynadığını anlayamadım ilk başta yani. Tamam. Tebrik ediyorum. Evet, oyunumuzun sonuna geldik. Set sonuçlarını, bu ikinci setin sonuçlarını duymaya. Ya, Nadal'la eşleşmiş isimleri İrem ve Elif'e bir dahaki tabu oyununda vermezsek hepsini ezbere biliyorlar. Yok ben vallahi Kokinakis'i falan görünce olduğunu anladım. Nadal'ın kupa yolu. İkinci haftadan sonra bende ilk hafta silindi. Ya bir, iki, üç, üçüncü ben Nadal'ın kupa yolu. Nadal'ı Gökalp'ten daha iyi bilen kimsenin olmadı. Az önce adam oyun şaşırdı. Doğacan burada Hanfman'ı anlatırken neyi yasakladığımı lütfen paylaşabilir misin? Çiçeğim. Evet, mükemmel çiçeğim. Bir servis kırma puanı çiçeğim duruyor. Ne? Çiçeğim. Çiçeğim yasaklı kelime. Bir servis kırma puanıydı. Çiçeğimi yendi falan. Evet.
Senle ben kimseyi... Yalnız ben de... Sevmek kelimesini olduğu gibi yasaklarsak... Sevmek yasak artık. Sevmek, aynen. Yalnız ben de Hamburg kelimesini yasaklamıştım. Eğer ki Berlin yerine Hamburg deseydin gitmiştiniz. Hamburg'a nereden geleyim kardeşim? Hamburg. Ne bileyim ya, Almanya'ya ve oradaki turnuvada da oynadığı için. Neyse. Bir dahakine Berlin yazarız. Turnuvada oynadığı için. Evet, tebrik ediyoruz. Kırdık mı kırmadık mı bilmiyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. Biz Gökhan, bence iki kere servis kırdırdık benim yüzümden. Ben onu hissediyorum. Sonuçları bekliyoruz. Doğacan çünkü aşırı resmi takılmaya başladı bir yerden sonra. Yani burada ben kesinlikle iki servis kırdırdığımıza kişilik analizinden böyle bir kanıya vardım. Yanılıyorsam da ne mutlu. Evet, o zaman şöyle bir açıklamayla başlayayım. Öncelikle dediğim gibi oyunumuzun sonuna geldik. Teşekkür ediyorum. Şeye gitmiyoruz arkadaşlar. Final tiebreak'ine gitmiyoruz. Öyle bir sonuç var. Yani hazırladığım sorular yetti. Daha bir sürü de vardı. Keşke gitseydim. yani Gökalp'e daha burada ne şampiyonluklar saydırma şansından olduk diyelim. Gökalp kendi başına da alır bu oyunu bence. Gökalp şov yaptı. Evet. Hafıza şov. İkinci sette sevgili İrem ve Elif'in aldığı oyun sayısı yanlış görmüyorsam 5-2 yapamadıkları cevap var. Clara Tansel ve An Lee çıkmadı. Sevgili Gökalp ve sevgili Anıl'a baktığımda ise bir tulum çekme görüyorum arkadaşlar. 7'de 7 aldılar ikinci sette. Ve oyunu baştan anlattığımız eğlence... İnsanları oyuna çekme, heyecanlanma, her şeyi yerle bir ettiğimizi de buradan duyuruyorum. Sıfır servis kırmayla iki set bitirdik arkadaşlar. Gerçekten tebrik ederim. Buradan tebrik ederim. John Isner'a selam olsun. John Isner'a, ya evet, hani zaten izleyicilerimiz hani anlamamış olacak. Servis kırma neydi ki? Zaten öyle bir şey yoktu ki. Arkadaşlar, yani servis kırma olsaydı karşı takım da puan kazanacaktı diğer takım anlatırken. Çok büyük bir avantajdı aslında ama tenise ve diğer kelimelere ne kadar hakim olduğunu gördünüz bu mükemmel dört insanın. Yani hiç bunlara gerek kalmadan. Ama bir şey diyeceğim. Maria Sakkar da topuzu onların yasaklaması. Evet. Artık burada gerçekten birbirimizi iyi tanımışız yani. Ve benim topuzumdan dolanıp anlatmam. Evet. İzleyicilerimiz gördü tabii siz kartları anlatırken. Ben çok hızlı size de okuyayım. Oradan da programımızı kapatalım. Raket servisin, yani sevgili Anıl ve sevgili Gökalp'in yasaklarına geldiğimiz zaman ilk kartınızı hatırlıyor musunuz? Fransız ve kadın. Ben hala unutamadım. Alize Cornet. Evet, Alize Cornet'de bir Peng Shuai ve Dokic yasaklaması vardı. Servis kırma puanları. Yanından bile geçmediniz. Her zaman olduğu gibi. Tebrikler. Danka Kovinic'de Çağla Büyükakşar ve İstanbul Cup vardı. Bunu paylaşmıştım zaten. Lasso Dejere'de... Ben bu arada bunu bilmiyordum. Baba ve Cüssine'nin yasaklamaları vardı. Baba, ben cahilliğime verin. Ben de bilmiyordum. Nereden geldiğini. Şeyden dolayı. Bu çocuk değil miydi? Babasını kaybetti, kupa kazandı. Belki oradan ağlamıştı böyle Rio'da. Böyle bir şey hatırladım. Çünkü zaten kartta o kadar çok şey vardı ki. Biraz. Ben de bilmiyordum. Bunu öğrenmiş oldum gerçekten. O yüzden sormak istedim yani okurken. Zanevska'ya geldiğimiz zaman... Abi çok özür diliyorum bu arada. Lasso Dejere'de baba ve toprakçı kelimeleri yasakmış. Ben Cüssine'nin yanlış yerde size söyledim. Cüssine'nin Zanevska'da. Evet, Zanevska'da Goffin ve Cüssine'nin yasaklamaları vardı. Mackenzie McDonald'da hamburger ve genç servis kırma puanları vardı. Camille Gorgi'de iş çamaşırı ve manken vardı. John Millman'da yanlış okumuyorsam top ıslatma ve 5 set yasaklamaları vardı. Yani bir servis kırma puanlarıydı bu. Terine mi sürüyordu bu topu? Evet. Oydu değil böyle mi? Böyle göğsüne şey yapıyordu. Evet evet. Tişörtüne sürüyordu. Evet. Clara Tosun'da Wozniacki ve Sarışın vardı. Burada Sarışın'dan yine mükemmel. Gerçekten. Tebrikler. Mikhail Kukushkin'de Davis Cup ve Marcel İlhan vardı. Mesela ben de bu kelimeyi yazarken Marcel İlhan'dan anlatmayı düşünmüştüm. O yüzden kelime, ya yani karta eklememiştim Marcel İlhan'ı. Söyleyince aklıma geldi. Oradan bir yerden giderdi. Keşke aklına daha önce gelseydi.
Şumayer'den anlatmak. Değil mi? Vallahi ya. Adı benziyor diye bulduk yani. Stefan Kozlov'a geldiğimizde Nakashima ve Avustralya Açık vardı. Yok abi, kendi adını yasaklasaydın. Evet. Servisi kırmıştın. Bir de Kısa ve Melez. Yanlış okumuyorsam. Evet. Kim Kısa o? Melez. Anli. Melez miymiş anne bir de? Hiç tanımıyorum. Kecmanovic'e geldiğimizde Belgrad ve Next Gen puanları vardı. Maria Sakkari'de Topuz ve Komşu vardı. Komşu da demeden direkt Yunan'a İrem çıkardı. Yannick Hoffman'da da Çiçeğim ve Hamburg vardı. Ve bunların hiçbirine takılmadınız. Çok tebrikler gerçekten. Bayanların servis kırma puanlarını merak ediyorsanız hızlıca onları da okuyayım. Arkadaşlar. Ben Pedro Martinez'e Conchita yasağı vardı. Belinda Bencic'de Hopman Cup ve Hingis yasakları vardı. Irina Bara'da yasak yoktu arkadaşlar. Anlatamayacağınız o kadar inanmışlardı ki ve anlattınız. Tekrar tebrik ediyorum. Yok harbi içmeye gideceğini düşünmüyorum. Yasak nereye gider? Nerede içer diye mi yasaklayalım yani? Göze rengini veren katman. Evet, sadece alkol hesabından. Evet, Bublé'ye geldiğimizde, evet bunu söylemiştik zaten. Zverev, Queen Wang'a geldiğimizde Asya oyunları yasağı vardı. İkinci bir kelimeye ihtiyaç duyulmadı ve bilemediniz. Bildik de işte bütün bilmiyorum. Alfabeyi sayana kadar süre yetmedi. Marta Kotsyuk'a geldiğimiz zaman Muguruza ve Fransa Açık. Lorenzo, Sonego, Fritz ve Roma. Roma. Christie'ye geldiğimizde Fantasy Game, ya ben Fantasy Game'e kesin atlayacağınızı düşünüyordum çünkü bunu evet yani oyun programında da söylediğinizi hatırlıyorum. Çok gülmüştüm ya bu yasak kelimeyi gördüğüm zaman ve Grand Slam vardı. Ekmeğini yemiştik diye. Taro Benio'ya geldiğimiz zaman Djokovic ve İspanya. Greek Spor'a geldiğimiz zaman soyadı ve en fazla şampiyon diye iki yasak kelimemiz vardı. Rekor diyerek kaçtığın için ben gülümsemiştim Anıl. Tebrik ederim. Hani böyle fazla şampiyonluk falan der mi acaba diye bekliyordum. Sen direkt rekorla tek kelimede erittin potada onu ve doğru yedim cevap geldi. Hugo Gaston'da ITF ve Dropshot vardı ve Dropshot'tan sen kaçtın. Yine kaçtın zaten. Storm Sanders'da Wildcard ve Olimpiyat vardı. Yo bak Wildcard'la katıldı turnuvaya demeyi de düşünüyordum. Son Avustralya açığa. Ucuz yırtık. Evet. Bouskova'da yine yoktu. Bilemezsiniz diye düşünülmüş bir karttı. Ve bildiğiniz gibi. Sıfır derecedeki hali. Fizik anlatımıyla. Fizik öğretmenime selam olsun buradan. Evet ve son olarak Pablo'da da Federer ve Cenevre vardı. Onların ikisini de Gökalp'e söyletmeyi başardı. Tebrik ediyoruz. Gökalp o turnuvaya gitmişti bir de değil mi? Sen oraya gittin. Ağaçların arasında. Ağaçların arasında. Turnuvaya katılımcı yasağı vardı ya. Ha doğru. Tamam. Çıkışına gitmişti. Drone'la katıldı turnuva. Çıkışta beklemiştik. Evet, oyunun kazananı şu an için sevgili Anıl ve Gökalp oldu. Raket servis. Evet arkadaşlar, siz de bu mükemmel tenis bilgisi ve kelime dağarcığı için raket servisi, YouTube, Twitter takip etmeyi unutmuyorsunuz. Bu demek değil ki sadece tenis ve İrem'i takip etmiyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Yani sadece tenis değil, dünyaya dair her şeyi öğrenmek için bu isimleri takip ediyoruz. Ağacılıkla ilgili öğrenmek istediğiniz şeyleri. Kaç stilleri. Şakası bir yana tabii ki sözümüz meclisten dışarı. Yani İrem, Elif, tenis bilgisini haşa kimsenin ben sorgulayabilecek insan değilim. Çok eğlenceliydi, çok teşekkür ederim. Zaten tenisle de evet haklısınız, belli bir yere kadar anlatılabilir isimlerdi. Ama evet, ben eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir diyorum. İzleyicilerimiz de beğenmişse eleştirdikleri şurayı değiştirin. Servis kırmayı biz anlamadık yorumlarını belki görebiliriz aşağıda. Herkes kendi servisini tutundu. Artık bir dahakine. Roland Garros'ta olabilirse farklı anlatımlar. Resmen Medvedev gibi yenildik ha. Puan şeyle öne geçip ondan sonra yenildik. Vallahi. Evet. Rafael Nadal'lar size. Yani Gökalp'in yanında... galibiyet Gökalp'e yazar hani çok net. Gökalp zaten 13 tane finali saydıktan sonra ben kupayı Gökalp'e verdim. Ben zaten ben de. Tamam artık. Yalan yok. Kazanmasak da olur dedim. Şimdi sen galibiyet Gökalp'e yazar diyorsun ama Anılcığım ikinci sette 7'de 7 yapan da senin anlatımındı.
Ben bunu da bir hatırlatmak isterim. Aynen öyle. Suyun nerede donmuş? Yani. Donmuş. Ya gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Fırtınalar. Koparsa kopsun. Bayağı X-Men Storm falan girer mi diye bekledim acaba oralardan bir yerlerden gelir mi diye ama sen daha güzel yollardan geldin. Teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz. Roland Garros'ta olabilirse, uygunluk olursa, istenirse bir rövanşı olur. Seve seve. Avustralya Açık'ta ve şu ana kadar ben kendi adıma, tenis adına, tenis Twitter adına yaptığınız ve gerçekleştirdiğiniz tüm projeler için çok teşekkür ederim. Naçizane burada olduğunuz için de kendi adıma çok teşekkür ederim. İzleyenlere de teşekkür ederim. Eleştirileriniz, yorumlarınız, eklemeler istedikleriniz olursa yorumlarda bekleriz. Teşekkürler. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok eğlendik. Teşekkür ederiz. Çok eğlendik. Zaten hem İrem hem Elif her zaman severek sohbet ettiğimiz ve beraber çok eğlendiğimiz insanlar. İnşallah daha sık ve sanal ortaya olmayan ortamlarda görüşebiliriz. Artık hepiniz aynı şehirdesiniz. Evet, ben gurbetteyim. Evet. Mart'ta geliyorum. Ya seve seve. Evet. Evet, tekrar teşekkür ederiz. Yarışma için de teşekkür ederiz. Kartlar falan çok şık gözüküyordu. Gerçekten. ATP ayağına denk alsın. Evet. ATP değil. Yok abi, lütfen. Bak, yanlış organizasyon. UTS. UTS. Patrick Muratoğlu. Sana sesleniyor. Onun hazırladığı o kötü animasyonlu kartlar o havada aynen. Karada. Aynen öyle. Muratoğlu eğlence çıkaracaksa, gençlere hitap edecekse işte. Aynen öyle. Evet, teşekkür ediyoruz. Kapatıyoruz. İrem, umarım bu yenilgi ve kartları benim hazırlamış olmam Roland Garros'ta sohbet edebilmemize engel olmamıştır diye düşünüyorum. Yapacağız doğacağım. Tekrardan... Çok eğlendik ya, çok güzeldi gerçekten. Eline sağlık, emeğine sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet, dediğimiz gibi Anıl da burada olursa ben seve seve yani karşı karşıya oynanabilecek değişik eklentilerle Roland Garros'ta burada böyle hareket edip koşarak döndüğümüz anlatımlarla bir şeyler düşünmeyi düşünüyorum ama olur mu bilmiyorum. Bakalım. İnşallah. Survivor. Aynen. Tenisin parkur yapacakmış bir tek sebebi. Herkes spor salonunda buradan. hem sizlere hem de seyircilere teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Tenisle kalın. Hoşçakalın.